Gençler selamlar, ben SML Hoca. SML Hoca Matematik kanalındasınız. Arkadaşlarım ÖSYM Nereden Nereye serisinde yeniden karşınızdayız. Konumuz, inceleyeceğimiz konu, derinlemesine analizine ineceğimiz konu üslü ve köklü ifadeler. Şimdi üslü ve köklü ifadeler için neler söylenebilir? Şuraya not aldıklarımı bir okuyalım arkadaşlarım. Diyor ki bakın, YGS döneminde hep birbirine benzer klasik sorular varken TYT döneminde de birbirine benzer yeni nesil ve hikayeleştirilmiş sorular mevcut arkadaşlar. Yani eskiden de sorular birbirine benziyordu. Şimdi sorular birbirine benziyor ama şu an arkadaşlarım yeni nesil ve hikayeleştirilmiş sorular var. Ve son notumuzda ise burası çok önemli, dikkat edin. Özellikle köklü ifadelerde kök dışına çıkamayan sayıların hangi ardışık sayılar arasında yer aldığını buldurma sorularına çok ama çok dikkat edeceksin. Çünkü durmadan ama durmadan defaten bu tarz sorulardan karşımıza sevgili arkadaşlarım sorular geliyor, haberiniz olsun. Şimdi grafiğimize bir bakalım. Grafikte arkadaşlarım son 11 yılda 2011 yılında birinci sınavda 4 adet üslü köklü ifade, 2012 yılında 5 tane, 2013 yılında sadece bir tane, belli bir istikrar yok gibi, 2014'te 2 tane, 2015'te 3 tane, 2016'da 5 tane, 2017'de 4, 2018'de sadece 1 sistem değişikliğine girildikten sonra 2019 2, 2020 2, 2021 2. Yani geçmiş dönemde çok bir istikrar yokken birinci sınavlarda yeni sisteme geçildikten sonra, YKS'ye geçildikten sonra bakın birinci sınavda sorulan soru adedi 1, 2, 2, 2. Yani toplamda 7 tane soru sorulmuş ve bunlar belirli bir istikrara göre gidiyor. Standart sapması az, standart sapması düşük, tamam mı? Ama geçmiş yıllara, yani 2018'den geriye doğru baktığınız zaman standart sapma yüksek. Yani çok bir dalgalı bir grafiği var arkadaşlarım. İkinci sınavlar için yorum yapılacak olursa da 2011 yılında hiç tercih edilmemiş. 2012-2013 yılında tercih edilmiş. 2014'te tercih edildi mi edilmedi mi bilmiyoruz. Çünkü ikinci sınavın sınav soruları açıklanmadı. 2015-2016-2017'de arka arkaya ikişer üçer sorular sorulmuş. 2018'de ve 2019'da AYT'de tercih edilmezken 2020 ve 2021'de sevgili arkadaşlarım birer tanecik soru sorulmuş, bunlardan aklınızda bulunsun. Ortalama soru adedine baktığımız zamansa birinci sınavlar için 1.63, ikinci sınavlar için 1.36. Yalnız son geçtiğimiz 4 yıla bakacak olursak, yani 2018'den 2021'e kadar olan kısma bakacak olursak sevgili gençler, birinci sınavda sorulma adedi 1.90'a yakın. Yani kesin 2 tane soru soruluyor. İkinci sınavlarda ise bu sadece 0.5. Son 4 seneyi 2 tane soruya böldüğümüz zaman, 2 soruyu 4 seneye böldüğümüz zaman 0.5. Yani AYT'de bu sene çıkar mı çıkmaz mı muallak. Çıkabilir, çıkmayabilir ama çıkarsa bir tane çıkar mantalitesiyle konuşabiliriz ama TYT'de vazgeçilmez 2 tane sorusu taş gibi görünüyor, aklınızda bulunsun. Şimdi gelin bu sınav soruları nasıldı, nasıl oldu ve nasıl olur kısmına hep beraber bir göz atalım. Önce nasıldı diyoruz sevgili arkadaşlarım. Sorumuza bir bakalım. Z eksi x eksi y eşittir eksi 5 olmak üzere x çarpı 27 üzeri 4 artı y çarpı 81'in küpü eksi z çarpı 9'un 6. kuvveti işleminin sonucu sorulmuş bize. Burada dikkat etmemiz gereken şey 27 üzeri 4, 81'in küpü ve 9 üzeri 6 sayıları. Bunların her birini de 3 tabanında yazabiliriz tabii ki. Bakın yazalım, x çarpı 27 3'ün küpüdür. 3'ün küpünün 4. kuvveti 3 üzeri 12 yapar. Daha sonrasında artı y çarpı 81'in küpü 3 üzeri 4'ün küpü 3 üzeri 12 yapar. Eksi z çarpı 9 üzeri 6 da 3'ün karesinin 6. kuvveti olduğu için bu da 3 üzeri 12 yapar. Daha sonrasında 3 üzeri 12 parantezini alırsak bakın burada x artı y eksi z kalacaktır. Daha sonrasında ben burada z eksi x eksi y'nin eksi 5 olduğunu biliyorum ya, hepsini eksiyle çarparsam x artı y eksi z'nin de 5 olması gerektiğini, yani şu kısmın 5 olması gerektiğini söyleyebilirim ki o halde cevabım ne olur? 5 çarpı 3 üzeri 12 olur arkadaşlarım. Yani doğru cevabımız A seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Klasik eski sınav sistemine ait bir soru tipiydi. Şimdi geçelim nasıl oldu kısmına. Dedik ya, hikayeleştirilmiş sorular mevcut olacak. Bir fabrikanın ABC olmak üzere 3 farklı üretim kısmı bulunmakta. Bu fabrikanın A ve B kısımlarında 26 çarpı 2 üzeri 8 tane ürün, A ve C'de 2 üzeri 10, B ve C kısımlarında 2 üzeri 9 tane ürün üretilmiş. Buna göre fabrikanın ABC kısımlarında toplam kaç tane ürün üretilmiştir diye soruluyor. Bakın A'da ve B'de toplam
26 çarpı 2 üzeri 8 taneydi. A ve C'de toplam 2 üzeri 10 taneydi. B ve C'de toplam sevgili arkadaşlar 2 üzeri 9 taneydi. Şimdi ben bunların her birini toplarsam eğer, bakın 2 üzeri 8 en küçük olduğu için 2 üzeri 8 parantezini aldım. Şurada 26'mız mevcut artı şurada 2'nin karesi yani 4 mevcut. Burada da 2 mevcut arkadaşlarım. Şu kısım 32 yapacaktır. Yani 2 üzeri 8 çarpı 32 de biliyorsunuz ki 2 üzeri 5'tir. Ben bunları çarparsam 2 üzeri 13 gelecektir. Ve sevgili arkadaşlarım, ben bunları topladığımda 2 parantezinde A artı B artı C olduğunu görüyorum. Şimdi bana A, B, C kısımlarında toplam kaç tane ürün üretilmiştir diye soruluyorsa aslında şurası sorulmuş. Yani ben her iki tarafı ikiye bölmem gerekiyor. O halde A artı B artı C eşittir 2 üzeri 13 bölü 2 diyeceğiz. Cevabımız da bizim burada biliyorsunuz ki üslü sayılar bölünürken üstleri çıkarılır. Dolayısıyla 2 üzeri 12 benim cevabımdır. Yani cevap Denizli seçeneğinde verilmiştir diyeceğiz. Şimdi burada neye dikkat ettik arkadaşlarım? Kazanımı ne aslına bakarsanız? Üslü sayılarda parantez işlemini alma ve daha sonrasında üslü sayılarda bölme işleminin uygulanması. Başka bir kazanımı yok fakat işte dedik ya hikaye. Hikayeyi anlarsan soruyu çözersin. Aynı bir üst konudaki gibi, mutlak değer basit işsizlik konusundaki gibi. Hikayeyi anla, soruyu çöz. Bu kadar basit. Şimdi devam edelim bir diğer sayfamızda köklü sayılarla alakalı nasıldı kısmıyla. A sayısı verilmiş bize 2 üzeri n artı 5 üzeri n bölü 2 üzeri eksi n bölü 5 üzeri eksi n'in n'inci dereceden kökü. Peki A artı 6'nın kare kökü nedir diye sorulmuş. Önce A'yı bulmakta fayda var tabii ki. Şimdi sevgili arkadaşlarım ben burayı 2 üzeri n artı 5 üzeri n diye yazayım. Fakat alt kısımda biraz oynamalar yapalım. Nasıl oynamalar? 2 üzeri eksi n demek 1 bölü 2 üzeri n demek. 5 üzeri eksi n de 1 bölü 5 üzeri n demek. Ben burayı 5 üzeri n ile burayı 2 üzeri n ile genişlettiğim takdirde bakın üst taraf 2 üzeri n artı 5 üzeri n olmaya devam ediyorken alt tarafta 5 üzeri n artı 2 üzeri n bölü ben şununla şunu veya bununla bunu çarparsam 10 üzeri n gibi bir sayı bulurum. Şimdi gençler bunu ters çevirip çarpacağım ya ben. Şurayı şöyle 10 üzeri n yapalım. Şunu şuradan kurtaralım. Kurtardıktan sonra gördüğünüz üzere şunlar gidiyor ve geriye sadece 10 üzeri n kalıyor. Yani benim burada a dediğim sayı n'inci dereceden kök içerisinde 10 üzeri n'dir. Ve ben bunu dışarıya nasıl çıkaracağım? 10 diye çıkaracağım. Demek ki a kaçmış arkadaşlar? 10'muş. A gördüğüm yere onu yazacağım. 10'un altının toplamı 16. 16'nın karekökü sorulmuş. Cevabımız tabii ki taş gibi 4 olacak deriz. Şimdi buradaki kazanımlar arkadaşlar tamamen köklü sayılarda ve üslü sayılarda işlem yapmaya yönelik kazanımlar. Başka hiçbir kazanım yok. Yani soru bizden sorunun şunu ölçtüğünü görüyoruz bizim üzerimizde. Acaba bu öğrenciler bu sorularda işlem yaparken hata yapacak mı veya bu işlemlerin bu şekilde yapıldığını biliyor mu? Tamamen bu kazanımı ölçüyor. Gelin bir de nasıl oldu kısmına bakalım. Aşağıda dikdörtgen şeklinde bir sim kart verilmiş. Verilen sim kart bir köşesinden ikizkenar dik üçgen kesilmiş biçimindedir. Bakın şurası arkadaşlarım hop ikizkenar dik üçgen biçiminde kesilmiş. Burası bir, burası bir ise tabii ki burası ne olacak? Kök 2 olacak. Bu sim kartın çevresi kesilen üçgenin çevresinin 6 katından daha büyüktür. Kesilen üçgenin çevresine baktığınız zaman 1 buradan 1 buradan kök 2 de buradan 2 artı kök 2. Ve bunun 6 katı da sevgili gençler 12 artı 6 kök 2 yapacaktır. 12 artı 6 kök 2. Şimdi sim kartın çevresine bakacağız arkadaşlar. Bir de ne demişti bize? Sim kartın A ve B köşeleri arasındaki uzaklığın en küçük tam sayı değeri. Yani A ile B arasındaki uzaklığın ben buraya A dersem şurası ne olur arkadaşlar? A eksi 1 mi olur? Pekala. Şimdi gelin sim kartın çevresine bir bakalım. 6 birim burasıydı. 6 artı. Bakın 5 birim şu kısım var. 5 burası. Artı şurası A birimdi. Artı burası A eksi 1 birim. Tabii çevresi hesaplanırken bir de şurası var. Yani kök 2'miz var. Bunu da yazdım. Şimdi gelin şunlara bakalım. 6 5 daha 11 yapar. 1 çıkardım 10 geldi. 10 artı 2A artı bir de kök 2'miz var. Ve bu ifadenin ben neyden daha büyük olduğunu biliyorum. Şunun yani kesilen üçgenin çevresinin 6 katından yani bundan daha büyük olduğunu da biliyoruz sevgili arkadaşlar. Pekala burada neler yapılır? Şimdi onlara bakalım. Şuraya 2A dedim. Onu karşıya attım. Şurası 2 geldi.
Kök 2'yi karşıya attım. Burası da ne geldi arkadaşlar? 5 kök 2 geldi. Doğru mudur? Ve şimdi ne yapacağız? Her iki tarafı, tabii A ve B köşeleri arasındaki uzaklığın en küçük tam sayıdır demiş ya. Her iki tarafı 2'ye bölün. A büyüktür. 2'ye böl 1 artı. Burası da 5 bölü 2 kök 2 yapacaktır arkadaşlar. Ve daha sonrasında işte ben bundan büyük olan en küçük a'yı bulmam gerekiyor. Peki bunu nasıl bulacağız? Yani 1 artı 5 bölü 2 kök 2'yi nasıl bulacağız sevgili gençler? Şimdi gelin ona bakalım. Şöyle diyebiliriz. Dikkat edin. 1 zaten 1. Yani ben bu ifadenin birden büyük olduğunu biliyorum. Kök 2 dediğimiz sayı sevgili arkadaşlarım. Kök 2 dediğimiz sayıyla buradaki 2,5'u çarpacağız. Ki kök 2 de biliyorsunuz ki birden büyük. Ama kök 2 dediğimiz sayının şundan da eminiz. 2'den de küçük olduğunu biliyoruz. Şimdi bakın 5 bölü 2 çarpı kök 2 hangi aralıkta yer alır? Buna bakacağız. Bunun karesini alırsanız 25 bölü 4 çarpı 2 yapar. Yani 25 bölü 2 yapar. Bunun karesi neredeymiş arkadaşlar? 12,5'muş. Tamam. 12,5 dediğimiz sayı, 12,5 dediğimiz sayı biliyorsunuz ki 16 ile 9 arasındadır. Neden bunu yaptım? Şimdi ben bana lazım olan ifadenin karesini aldım ve 25 bölü 2 yani 12,5 buldum. Bu da karesi 16 ve karesi 9 olan sayılar arasındadır. Yani 3 ile 4 arasındadır. O halde bu sayımız bizim 3 ile 4 arasında bir sayı. Ben buna 1 eklersem 4 ile 5 arasında bir sayı yapar. 4 ile 5 arasında olan bir sayıdan daha büyükmüş a. Yani a büyüktür, a büyüktür. 4 küsurat olan bir sayı. A 4 küsur olan sayıdan daha büyükse en küçük değeri Denizli'deki 5 olması içten bile değil. Bakın ne demiştim sevgili gençler ben açıklama kısmında. Yani şu kısımda tam olarak demiştim ki özellikle köklü ifadelerde kök dışına çıkamayan sayıların hangi ardışık sayılar arasında yer aldığını buldurma sorularına çok dikkat et demiştim. Aynen de o şekilde bakın bir soru çıktı karşımıza. Bunlara dikkat edeceksiniz arkadaşlar. Kök dışına çıkamayan 5 bölü 2 kök 2'nin hangi iki tam sayı arasında olduğunu bulduktan sonraki 4 ile 5 arasında bulduk. 4 küsür bir sayı dedik. Daha sonra üzerine 1 ekleyip a bundan büyükse a'nın alabileceği en küçük değer kaçtır diye merak edip sorumuzu bu şekilde çözebildik. Soruyu bize çözdüren kısım zaten işte burası oldu. Bunlara dikkat edeceksiniz. Aklınızda bulunsun. Tekrar tekrar üstüne basarak söylüyorum. ÖSYM son zamanlarda bunu çok yapıyor. Şimdi devam edelim bir diğer sorumuzla. Sorumuz biraz uzun gibi. O yüzden şöyle yapalım ve okuyalım. Önce şurayı okuyalım. İşimize yaramazsa, işimize yarayacak yerleri aldıktan sonra aşağı doğru büyütürüz. Şekil 1'de dikdörtgen biçimdeki KLMN kartonu, bakın şu karton. Ve doğru parçası biçimindeki DE çubuğu verilmiş. DE çubuğu, pekala. Kartondaki A ve B noktaları bulunduğu kenarın orta noktasıdır. C noktası ise çubuğun orta noktasıdır. C de çubuğun orta noktası. Çubuk kartonun üzerine şekil 2 ve şekil 3'teki gibi konulduğunda çakışan noktalar şekilde verilmiş arkadaşlar. Bakınız. Şurası DE çubuğuydu. C bunun orta noktasıydı. Daha sonrasında bunu bu şekilde koyduğu zaman bakın D, C, E noktaları verilmiş. Ve DE çubuğunu bu şekilde koyduğu zaman tam olarak çubukla eşdeğer bir boyu oluyormuş bu dikdörtgenin köşegen uzunluğu. Kartonun alanı 36 kök 3 birim kare olduğuna göre çubuğun boyu kaç birimdir diye sorulmuş. Bakın arkadaşlarım, şimdi bu C noktası çubuğun orta noktası değil mi? Orta noktası. Ben bu çubuğun uzunluğuna şuraya A dersem, buraya A dersem, C noktası çubuğun tam orta noktası olduğu için burası A ve burası A. Bakın sevgili arkadaşlarım, şurası A, burası ne oluyor? 2A oluyor. Şimdi hiçbir uzunluk da verilmediğine göre aslında bakarsanız ben şuraya, şu kısma 2A'nın karesi 4A kare. Bundan a kareyi çıkardım. Pisagor yardımıyla 3 a kare geldi. Demek ki burası kök 3 çarpı a olacakmış diyebiliriz. Hatta bir 30 60 90 üçgeni muhabbeti de var burada. Yani şurası 60 derece, burası 30 derece, burası da dik zaten diyebiliriz. Kartonun alanından bahsetmiş. Kartonun alanı a ile bunun çarpımıdır. Yani kök 3 çarpı a karedir. Ve bu da 36 kök 3 olduğuna göre kök 3'ler birbirini götürür. A kare eşittir 36 kalır. Ve buradan da a'mız 6 olur. Eksi 6 olamayacağına göre uzunluk eksi 6 olamaz biliyorsunuz. Ne demiş bize? Çubuğun boyu. Çubuğun boyuna biz 2a demiştik. Biz a'yı bulduk. Demek ki çubuğun boyu neymiş? 12 birimmiş sevgili arkadaşlarım diyebiliriz. Doğru cevabımız da böylelikle Bursa seçeneği olur. Bu nasıl olur kısmından bir soruydu sevgili arkadaşlarım. Dediğim gibi çok
Üslü sayılardan, köklü sayılardan, mutlak değer ve basit eşitsizliklerden çok kazacaklarını planlanıyorum. Kastıkları yerleri belli zaten. Devam ediyorum bir diğer nasıl olur kısmıyla. Bu da bizim videomuzdaki son sorumuz aynı zamanda. Yukarıda verilen dikdörtgen şeklindeki servis örtüsünün bir kenarı 40 birim olan üst yüzeyi kare şeklindeki masadan sarkan kısmı kare şeklinde olup alanı 4 üzeri x artı 1 birim karedir. Yani sevgili arkadaşlar, bu masanın bir kenarı 40 ve bu masa bir kare üst yüzeyi. Şunlar da birbirine eşitmiş arkadaşlar ve alanı da 4 üzeri x artı 1'miş. Şimdi ben buraya a, buraya a dersem bunun alanı a kare olacaktır. Bu a kare de sevgili arkadaşlarım 4 üzeri x artı 1'miş. Şimdi ben bu a kareyi şöyle yazarım, bakın. 2 üzeri 2x artı 2 biçiminde yazabilirim. Çünkü 4 2'nin karesidir, biliyorsun sen de bunu. Her iki tarafın karekökünü alırsanız a eşittir 2 üzeri x artı 1 gelecektir. Yani sevgili arkadaşlarım, burasının bir kenarı 2 üzeri x artı 1'miş. Bunu bulduk. Pekala. Şimdi devam edelim sorumuzu okumaya. Servis örtüsünün masada kalan dikdörtgen kısmının ise kenarı 2 üzeri x eksi 1'dir denilmiş. Yani sevgili gençler, şurayı ben ne bulmuştum? 2 üzeri x artı 1. E şurası da neydi? 2 üzeri x eksi 1'di. E çok güzel. Bu servis örtüsünün boyu, masanın bir kenar uzun, servis örtüsünün boyu masanın bir kenar uzunluğuna eşit olduğuna göre x kaçtır? Şimdi servis örtüsünün boyu 2 üzeri x artı 1 ile 2 üzeri x eksi 1'in toplamıdır. 2 üzeri x eksi 1 artı 2 üzeri x artı 1'dir. Ve bu neye eşitmiş? 40'a. Şimdi küçük olan hangisi? 2 üzeri x eksi 1. Hemen 2 üzeri x eksi 1 parantezin alacaksın burayı. Burada 1 kalır. Artı şurada da bakın x eksi 1'den 2 fazla olduğu için x artı 1 2'nin karesi kalacaktır. 2 üzeri x eksi 1 çarpı. Bakın şurası 5 yaptı. 5 ile çarpınca 40 geliyorsa her iki tarafı 5'e böldünüz. Ve dediniz ki 2 üzeri x eksi 1 eşittir 8 dediniz. 8 dediğimiz ifade de 2'nin küpüdür biliyorsunuz. Demek ki artık soru bitti. X eksi 1 3'e eşitmiş. X eksi 1 3 ise, 3 ise x kaçtır arkadaşlarım? 4'ün ta kendisidir. Yani cevap C seçeneğinde verilmiştir diyebiliriz. Evet, videomuzun sonuna geldik. Dikkat edilmesi gereken her şeyi söyledim. Üslü ve köklü sayılarla alakalı. Zorluk çektiğini düşünmüyorum. Zorluk çekmeyeceğim deyip çalışmaya da bilirsin. Fakat dikkat et. Tamam, dikkat et. Sizler yanlışlarınızı her zaman en güvendiğiniz yerden yapıyorsunuz. Buna hem fikir olan binlerceniz çıkar aranızdan. Dolayısıyla arkadaşlarım, lütfen rica ediyorum, gerekli önemi gösterin. Bundan sonraki konumuz çarpanlara ayırma olacak arkadaşlar. Çarpanlara ayırma videosunda görüşürüz. Sizleri seviyorum. Hoşça kalın, sağlıkta kalın ve tabii ki bol bol matematik çalışmayı da unutmayın.